Herkese merhaba. Bugün Akyaka'ya gidiyoruz. Karavanda kalacağız. Beril her zaman karavanda kalmak istiyordu ve sonunda gerçekleştirdi. Gerçekten de. Bizim manifest gücümüze inanın arkadaşlar. Bakın araba videomdan da anlamışsınızdır. Evet aşkım, manifest. Bunların hepsi manifest. Hiç başka bir yolu yok bunun. Manifest de çalışma yani. Çünkü mesela benim ablama attığım reels'lara bakarsak üçünden ikisi karavan. Aynen, hepsi karavana, karavana gidelim değil de. Karavan tatili yapalım gibi şeylerde. Karavandan giderken makyaj yapmazsanız da olmaz çünkü. Mecbursunuz buna yani. Kalpten anlamaz yürüdüm ya aşkının içine. Halden anlamıyor. Bunu süreceğim. Bana biraz koyu oluyor ama. Ama bak sen hani kendininkilerinin ucunu bildirin. Aşkım ama elimi ama sürünce boşa gidiyormuş. Hayır ama. O benim ya. Ama elime sürünce boşa gidiyormuş. Hani benim de mikroplarım var ya, ondan dedim. Bir şey olmaz, senin mikroplarını ben aşıyorum. Bakın yüzüme. Morardı. Yüzüme baksanıza. Baya fark ediyor musun? Hayır aşkım kamerada? Ama 2-3 saniye sonra sabitliyor kendisini. Tamam. Oksitlenerek vücudunun rengini alıyor. Alıyor bu arada da çok. Da birazcık yine de bana koyu yani. Ne kadar az ya da aldısına. O yüzden bir de kendi fondötenimi üstüne süreceğim. Bitti artık. Lütfen bana fondöten yollayın. Bitti ya? Ben de zaten bunu yüzüme sürsem. Annem bana diyor ki yüzüne ne sürdün? Çok güzel. Evet ha, değil mi? Bir şey diyeceğim, yumurtanın altını kapattın mı? Hayır. Niye kapatmadın mi? Aynen, o yüzüğü kaynamaz ki. Annemler gitti dün. Biz de hemen dedik ki bugün o zaman tatile çıkabiliriz. Bu anı beklemişiz gibi. Baksanıza ama yüzümü, bunu bu ikisini yapınca benim yüzüm çok güzel gözüküyor bence, bak. Sen onları sürdün ya, benim de çok kapatasım geldi yüzümü. Aşkım ben çok kapat. Ben yeni eyeliner'ımı süreceğim. Yeni eyeliner'ımı getireyim. Ya ben de. Yeni eyeliner'ımı. En azından ben senin Peaky Blinder'ını kullandım. Ay ne küçüğüm ha, şuradan baksana bir. Sen dana gibisin. Peaky Blinder'ını mı? O ne be? Beat Blinder mı? Blinder. Gör edicisi. Bunu kullanacağım. Yeni eyeliner'ım. Beril'e bakın ne kadar güzel. Çıktık yola. Kıskana tatile gidiyoruz gibi hissediyorum ama. Bir günlük gideceğiz, geleceğiz sonra. Zaten Akyaka buraya yani yarım saat filan. Akbük'e gidiyoruz bu arada. Akyaka, Akbük, Akyaka'dan sonra geliyor eğer bilmiyorsanız. Bilin çünkü bence tatile Muğla'ya geliyorsanız, Akyaka'ya geliyorsanız özellikle. Akbük'e kesin gidin. Yani kesin gidin. Bu benden size bir tavsiye olsun. Kaç yıllık Muğla'lıyım bak. Benim tavsiyelerimi dikkate alın bence. Beril simit almaya gitti. Bak bak Beril'in gelişine bak. Olsun. 2 saniye gitsen de ben senin telefonunu kaçırırlar diye hemen kapıyı kilitledim. Kameraya. Aşkım. Şimdi bir tane arkadaşımızı alacağız. Onu almaya gidiyoruz. Kaşarlı açmaları soğuk satmayın. Kaşarlı açmaları kaşar kalıyor. Ben hep karavanı tatlı yapmak istemişim. Bence gerçekten parayı bulunca Muğla'ya bir tane pastane açalım. Ben Eskişehir'deki bir tane pastaneciyle konuşurum. Köpek. Yok. Aa, hareket etmeye başladım. Kötekli'de hiç güzel bir pastane yok. Eğer Muğla'yı tercih ettiyseniz bunu bilin. Abi böyle bir ilginç bir şey nasıl yapabildiniz yani, poğaça gibi güzel bir şeyi ya. Bence de güzel bir tadı olmasın. Ufak bir hareket ettik. Bye. Alışveriş yapmaya geldik. Aslında yıllardır alışveriş yapıyoruz. O saat 12.46. Ne zaman? 12'de senin evinden çıktık Damla. Çünkü benim saatim ötüyordu. 45 dakikadır alışveriş yapıyoruz. Şampanya bardağı almak tek amacımız. Damla'nın karavan kombinini göstermek istiyorum. Kesinlikle her karavanda olması gereken topuklu ayakkabıdır. Bunlar şekersiz ya. Haberiniz olsun bundan. Bardaklar şurada bak. Bir ısındık ama. İyi geldi. Aynen iyi geldi. Gerçekten şampanya bardaksız bir tatile gider misiniz hiç? Biz gitmeyiz. Bu şampanya değil. Abi böyle uzun ince olacak.
Plastiklere bakalım, belki plastik vardır. Ben regli mi oluyorum? Bu, işte bulduk. İkili mi bu? İkili. Bakalım bir içine nasıl bir şey. Bir taneymiş. Güzel bence. Vay, bayağı da güzel. Gerçekten tamam, şey iki tane alalım, birisi senin olur, birisi senin. Tamam hadi. Şampanya bardak. Elimde hiç bardak yoktu. Bir tane de şampanya bardağımız oldu. Oh be, şükürler olsun. Allah'ım, mı tatlı bir şey de alalım, gidelim artık. Bence daha çok olur, gidelim ben gerçekten. Her şey alasım yani. Hayır, her şey alamayız. Burada değil bence petler. Ben şampanya bardağımız olduğu için aşırı mutluyum. Yani artık devam edebiliriz. Hadi biz bunları alalım. Hiçbir şey var. Yok, başka bir şey. Nereye bakıyorsun tam olarak? Ben doğal güzellikleri göremeyecek miyim araba sürerken? Biz geldik arkadaşlar. Size burayı biraz gezdireyim. Burası mutfak, mutfağı gezmeyelim. Ne yapacaksınız mutfağını? Şöyle. Burası bizim şu anda. Sadece biz varız. Siz geldiğinizde siz olmazsınız sadece büyük ihtimalle. Şimdi size karavanı gezdireyim, tamam mı? Beril, karavanımın turunu yaptırır mısın? Tamam. Araba açık mı? Arabadan aldıklarımızı alsak. Hadi. Karavanımızı turlayalım. Karavanımız böyle. Kapısı var. Kapısını açabiliyorsunuz. Ayaklarla girmiyorsunuz. Acaba burada masayı açmışlar ama nasıl kapatılır bilmiyoruz. Kapalı olan bir yerde mi? Burayı kapatıyoruz. Burası bizim karavanımız değilmiş. Aynen. Aynen, yukarıdaki. Buradan da geliyoruz hemen. Yumurtayı da neden aşağıdaysak? Aynen, burada her şey varmış yani. Biz adeta bir mal gibi bir sürü alışveriş yaptık ama karavanımı açıyorum. Aç bakalım. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-tam. Bakın bir cebi bile var. Cebinde ne varmış kız? Karavanımın anahtarı. Bakın. Burası yatağımız. Bu kadar. Başka bir şey yok karavanda. Burada böyle saklama alanları var. Yani ne yapacaksınız? Televizyon var. Televizyon izlemek isterseniz. Burada yorgan, yastık, carttırı, jorttırı bir şeyler var. Burada havlular var, örtüler var. Burası tuvalet galiba. Tuvaleti size göstereyim. Bakın, banyosu da böyle. Gayet yeterli, tatlı, şirin bir karavan yani. Böyle duşu var. Gördünüz mü? Bu da ben. Bence de gayet güzel bir karavan. Yani yeterli bir karavan. Zaten hani deliler gibi lüks bir hayat yaşamazsınız. Karavan bu yani. Dolabı var. Saklama yerleri de gayet yeterli. Ve bence bu karavan bizim böyle bir karavanımız olması lazım. Ben sana diyorum ya. Çok güzel. Bakın. Böyle. Gayet güzel bence. Şimdi kahvaltıya. Hep beraber. Şimdi ayakkabılarımı giyeyim. Benim hep hayalim de böyle karavanla bir şeyler yapalım diye. Ve ne zamandan beri karavan deyip duruyordum. Böyle bir fırsatın gelmesi beni çok etkiledi. Değil bakın mi aşkım? Heyo. Şimdi gidip arabadaki diğer eşyaları alacağız. Sonra da yağmur başlamadan. Yağmur başladı. Evet. Yemek yiyelim dedik. Ama yağmur başlayacak gibi. Ben öyle düşündüm. Ekonomi Fanta. Kuvasantlarınızı alın. Kahvaltıda şampanya içmeden ben asla yaşayamam. Kuvasant yemeden de asla yaşayamam. Biraz daha yavaş gel ama, tamam mı? Burada da minik bir ev sahibi var. Anneyim. Tadlılığa bak. Hayır, kameramızı yiyemezsin kez. Sunum. Sunuma bakın. Ya. Bunlar nasıl kötü gözüküyor ama inşallah tadı güzeldir. Sunum hakkında ne düşünüyorsunuz Beril Hanım? 10 mu düşünüyorsunuz? Evet, 10 düşünüyorum. Nerede yesek ya?
Biraz yağmur yağmaya başladı. Nerede yemeğe karar verdin? Ya, orada mı yesek? Şuradan gelebiliriz bakın. Bu taraftan daha rahat yiyelim. Hadi aşkım gir. Kafayı yedik. Kitle olabilir mi? Aşkım kilitli olabilir mi? verin bana, ben içeri. Aynen, şuradan sokamaz mıyız Damla? Her şeyi. Küçük küçük. Hadi sokalım üzerine. Siz de girebilirsiniz ben girdiysem. Ben burada bekleyeceğim sizi. Hiçbir işe yaramayacağım. Evet, burası da şu anda gizlice giriyormuşuz gibi gözükebilir. Burası arkadaşımın çalıştığı iş yerinin sahibinin yeri. O yüzden biz böyle rahat rahat girebiliyoruz. Siz de yazın istediğiniz zaman gelebilirsiniz, yani öyle bir yer. Hani biz şimdi burada burayı işgal ediyormuşuz gibi bir şey anlaşılmasın, anladınız mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buraya bir Hande Erçel pikniği yapacağız. Dünyanın en güzel pikniği olacak eminim ki. Tripodu getirmelerini isteyeyim. Beril! Tripodu da getirin. İlk tripodu getirin. Aa, o kadar uzakta değilmiş. Ay! Örümcek ağası geldi. Şimdi biz masayı kuralım hadi. Bence bizi çekiyorsa. Ha, şöyle gözümü çıkarsana. Ne sormamıza yol. Harbiden. Ay yeter artık. Hadi. Hadi patlat. Açtık mı peki? Hayır. Açmadık. Sanki hemen ağzımıza patlayacakmış. Ben dedim ben. Yerlere şap atma Damla, ne yapıyorsun? Şuradan ay. Alacağım onları, toplayacağım. Hadi bakalım. Çalkala çalkala. Hayır. 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 Damla üstten tutarsan nasıl patlayacak? Hayır 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 arkadaşlar. Hayır çekmiyorsun. Açamadıkız ağzınıza kapmasın. Döndüreceğim. Dur çalkalayayım. Çalkala iyice. Döndür döndür döndür. Elinle patlayacak mı şimdi? Çalkalayın. Çalkala çalkala çalkala. Patlıyor. Patlamıyormuş. Hayır. Ya Damla. Dur patlat şimdi. Pıt. Hadi. Bilmiyorum niye yapıyor. At o şunu ya. Neden olmuyor? Ha. Oluyor. Hadi hadi hadi. Hayır. Aşkım sana ne? Aşkım sana ne? Hadi. Hadi Damla hadi. Patlattık ve her yer şampanya oldu. Bütün teknolojik aletlerimizin üstü. Çok kötü bir tadı var. Değişik. Güzel de değil. Kötü de değil. Ben daha tatlı bir şey bekliyordum. This is your sign to şampanya patlatmak. Bence de çok güzel bir hismiş ya. Şampanya patlatmak hissi. İnşallah artık yemek yiyebileceğiz. Bakın şampanya bardağımız aşırı güzel. Bizim şovmenliğimiz hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Yağmur yağıyor. Çok romantik bir yer ya şu an oluşturduğumuz. Aynen, ben de Damla'ya onu dedim. Birimiz birbirimize evlilik teklif edecekmişiz gibi bir yer. Karavanımızdayız. Evet, bitti bu kadar. Hadi çok iyi anlaşıyormuşuz gibi yapalım. Az önce şurada bir örümcek vardı. Az kalsın hayatımızı kaybedecektik. Bilgisayarım donuyor, her şey donuyor. Korku filmi gibi. Ama yine de mutluyuz bir şekilde. Ama örümcek o kadar büyüktü ve Damla çok güzel bir soğukkanlılıkla öldürdü ki yani.
Aynen, damla örümceğe hiçbir şey yani. Biz ablamla fırladık dışarı. Ablam çıplak ayak fırladı böyle sanki. Dışarısı hiç sıcak. Çok soğuk değilmiş gibi. Olsun, örümcek bile olsa. Çıplak ayakla kaçılır. Söylemezsen konuşmayı unutuyorum ya. Ne yapayım aşkım, ben çok korktum. Örümcek bizi yiyecek zannettim. Sıkıldık birazcık. Sıkılmadık. Yapacak bir şey yok. Ben sıkılmadım da bir şey yapacak bir şey fikirlerinizi aşağıya yoruma yazın. Hadi bir şey bulalım yapacak. Doğruluk mu cesaretlilik mi de oynayamayız ki yani. Herkes birbirinin her şeyini biliyor yani neredeyse. Acil aktivite yardımı. Dışarısı o kadar karanlık ki. Kafayı yersiniz. Biz mahsur kalmışız gibi davranmamıza burayı geldik. Ne yapacağız? Hadi bir şeyler, bir fikir bulalım. Bir eğlenceli bir şey. Hiç bir yok mu? Vallahi birimiz ölürüz. Ben size diyeyim. O yüzden çıkmayalım. Bence de birimiz ölsek hiç eğlenceli olmaz. Her şeyden korkuyoruz. Çok komik. Şimdi birden kedinin sesi kesilecek. Sonra bize altımıza sıçış. Yok, ben sıçmam. Bilgisayarım niye donuyor? Her şey niye donuyor? Az önce telefonum bozuldu. Hiç yok muydu vaktin bana? Ay, aynen güneş gibi söyledim. Ben tarotlarımı keşke alsaydım ya. Aşkım aynen tarot bakıp altımıza sıçan Z. Aa evet. Sıçardık. Zaten altımıza saçmaya bir yarar uyumuşuz bile. Sen ne yapıyorsun? Küçücük yerde. Aşkım içine koyma, pis. Aynen biz donalım ama sen çorabın düşsün. Donmazsın be kardeşim. Ay. Ay. Şöyle bak. Çok üşüdük. Hava çok soğuk. Ve dört peynirli pizza. Güvendiğim arkadaşım. Beyler sen ne diyebiliyorsun ki? Bu ne ya? Bunun neresi dört peynirli? Çok üşüdüm ya. Yandık vallahi. Tamam ama bak. Dışarısı kendim çok soğuk. Karavanın içerisi soğuk değil. Damla sen şeyi nereden bulmuştun? Fırın kabını. Şurada şey iç çekmece. Neyse ya, bunu yapabiliriz. Ocağı nasıl açacağız? Ama patates niye? Hayır ya, ben patates yaptım attım. Bu başkasından kaldı. Tamam. Şuradan al yenisi var. Nerede, burada mı? Hı-hı. Berin sen niye montunu tam olarak giyin? Ben yiyeyim. Sadece yayı yapmak istiyorum. Niye? Üşüdüğün için değil mi? Dene bu ocağı. Bakalım açılıyorsa makarnaya da yapıverek. Bir dakika. Büyük mü açılıyor bu? Evet sanayi ocağı. Hemen suyu kaynatın kıtılda. Nereden bileyim sanayi ocağını? Aynen sen hayatında hep sanayi ocağı görmüştüm. Endüstriyel bir ocak. Berin endüstriyel nedir? Endüstriyel ne alakası var? Endüstriyel dediğini hayatımda ilk defa görüyorum. Ve bu yüzden çok mutluyum Meryl hakkında. Büyüdüğünü düşündüğüm bir kız. Makarna da yapacağız yanına pizzanın. Yarım yok zaten. Bize yarısı yeter. Pizza da yiyeceğiz. Gelin burada ısınalım. Su kaynatmacak. Bir tane dört peynirli pizza. Bir de makarna bolognese soslu. Tamam abi. Ama 16 numara hazır. İlahi Meryl, yarıldın. 2 numaraya 2 tane çay. Apar topar hazırlandık. Gidiyoruz senin için açtım aşkım. Tamam da önemli olan duymalarımı diye yetiyor. Sen konuş. Sen konuş bilirsin. Ablamın ödü koptuğu için gidiyoruz. Ya sizin ödünüz kopmuyor muydu aşkım? Ben yatıyordum orada. Korkuştuk. Aynen. Yani gidiyoruz. Hiç kimse yoktu orada. Çok hızlı bir şekilde toplandık ve gidiyoruz.